Merhaba. Yakın tarihi özetleyen ve 15 Temmuz'un ardından başlayan süreci anlamlandıran iki temel cümle var. Allah'ın lütfu ve atı alan Üsküdar'ı geçti. Gerisi laf-ı güzaf. Hemen her gün YouTube'da konuşan belli başlı isimlere bakıyorum. Yayına şöyle başlıyorlar. Gündem çok yoğun. Ekibimizle de konuştuk. Nereden başlayacağımızı bilemedik. Bugün yayın biraz uzadı ama emin olun o kadar çok başlık vardı ki bir kısmını elemek zorunda kaldık. Kulak kabartıyorum. Gündem diye sunulanların hemen tamamı sıradan konular. Bugün ülkede bir polisin milletvekiline çemkirmesi, bir hakimin yargıyı hizaya sokmaya çalışıyorlar deyip istifa kararı alması, düşünceye dezenformasyon yasasıyla set çekilmeye çalışılmasının tabuta son çivi biçiminde sunulması vesaire. Hepsi birer sonuçtur. NTV 2011 yılında AKP'yi savunan yorumcular güç durumda kalıyorlar, eziliyorlar diyerek bu gerekçeyle siyasi tartışma programlarını kaldırdı. Sene 2011'di. Dikkatinizi çekerim. CNN Türk 2 yıl sonra 2013'te Gezi eyleminde Penguen belgeseli verdi. 2015'te İpek Medya'nın basılmasını "Polis tesislere girdi" altyazısıyla duyurdu. Habertürk'e konulan emanetçi Gezi günlerinde altyazıyla duyurulan Bahçeli'nin bir ifadesi üzerinden "Reisin zılgıtını yedi, unutulmaz kendim hakkında da gereğini yapacağım efendim" özdeyişine imza attı. Tüm bunlar yaşanırken 8 yaşında olan bir çocuk önümüzdeki seçimde oy kullanacak. Herkes sesini, düşman! Çivilerim seni valla! Uzağa gitmeyelim. Deva Partili Mustafa Yeneroğlu'na adam gibi konuşulan diyen polise tepki gösterenlerin, HDP'li Ayşe Acar Başaran'a "kes sesini, çivilerim seni valla" diyen polise yeterince güçlü tepki vermesi icap ederdi. Bugün artık milletvekili olsanız da rejim güçleri karşısında savunmasızsınız. Erdoğan Boğaz Köprüsü'ne pankart asmaya çalışan tipli vekillere "vekil olsanız ne yazar" demedi mi? Konu aynı Erdoğan'ın 2015 seçiminden hemen önce fiili başkanlığını ilan edip parlamentoyu bekleme odasına almasına kadar gider ya, neyse. Bakın AKP günden güne eriyor. Kanamayı durduracak sihirli bir değnek yok. Muhalefet çalışmadan kazanacak, kampanya yapmadan seçimi alacak durumda. Sadece istemesi gerekiyor. AKP'yi kendi salaklıkları üzerinden eleştirmek abestir. Ancak kendi kitlenizi konsolide edersiniz. Kaldı ki kitleniz yeterince konsolidedir hali hazırda. Bataklık orada dururken sinek avlamayacaksınız. Hablimitoğlu cinayetinin kapağı yeniden açıldı. Neden bakmıyorsunuz oraya? Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika ile anlaşması çok mu önemsiz? Sadece bu iki olay bile rejimin tüm cilasını döker. Peki neden girmiyorlar bu konulara? Çünkü rejimin iktidar ayağı hedeflenirken muhalefet ayağı da çöker diye korkuyorlar. Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın beraat eden KHK'lılara haklarını iade edeceğiz sözlerine neden hazımsızlık gösteriliyor anladınız mı şimdi? Milyonlar acından ölsün istiyorlar. 20. yüzyıl paradigmalarıyla 21. yüzyıla da mühürlerini vurma derdindeler. Bunun savaşını veriyorlar. Maalesef karşı duranı kısmen suçlu hissettirmekte başarılı oldular. Masumsunuz. Müsterih olun.